Kilisenin 750 yıllarında falan kimisi diyor. Ha bu da tahminen 1200-1300 yıla denk geldi. Ama kimler tarafından yapıldığını bilmiyoruz. Kimse Rum, Bizans, daha sonra Ermeni tarafına sahipleniyor. Ha, zaten gördüğünüz gibi belli. Ne hale geldi. İnanç diyorlar. İnancın da TC'nin yaptığı ve Osmanlı'nın yaptığı yıkımlar. En son şeyi TC yapıyor. Burası koruma altında zaten şu an sit alanı olarak ilan edilmiş. Ama ne kadar olduğunu da bilmiyoruz. Ne kadar koruma altına alındığını da bilmiyoruz. Burada yaşayan insanları alıyor ama sonuçta bu inanç koruma farklı insanlarımıza ait. İnsan olarak ne düşündüğümüzü. Hani tüm inançlara saygılı olmak, sahiplenmek. O değerlere sahip çıkarsan daha da yüce, daha da güzelleşir. Buraya Erivan'da gelenler oldu. Onlar bir ayin düzenledi. Onun dışında da gelenler zaten onun dışında bir şey yapmadılar. Turist olarak geldi veya sordular kimdir, nedir, kimlerden kalma, kimisi bizden kalma, kimisi biz daha farklı bilgiye sahip olan Bizanslara ait olduğunu söylediler bize. Onun dışında başka bir şey bilmiyoruz. 1947'lerde burada bir okul yapılıyor. Burada devlet tarafından imece usulü insanları çalıştırılıyor. Zorunlu bir şekilde. Yıkım yapılıyor. Daha sonra düşen taşlarda da kalan pay vatandaş götürüyor. Hani gelenler diyor ki işte geçimli köy halkı veya ergen, eski isim erge. Halkı götürüp akırlarda kullandı. Tamam evlerde var. Yoktur demiyoruz ama burada yapılan okullardan ondan alınan taşlarız çoğu. Hani gelip de kiliseyi birebir yıkıp götürüp yapmış değil. Burada çalışıp bu kiliseyi yıkanlardan biri de hani bizim köyler yaşlı insanlarımız ve vefat etti çoğu. Onlar kendisi amca mesela burada biri düşüyor. Kiliseyi yıktıkları zaman. Zorunlu asker üstünde. Yani köy bile bile gelip de kiliseyi yıkmazlar. Hani çünkü o insanlarımız gelip burada mum yakıyorlardı. İnanıyorlardı. Normalde bayılan insanlar veya hasta olan insanlar burada banyo yaptırırlardı. Hani köylü bu tür şeyi yapmaz.